Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar Antalya 2 gün aradan sonra günlük güneşlik. Bol yağış vardı arkadaşlar, hala yerler yaş ve çamur. Şöyle 3 adet şekerimizi şimdi dışarıya çıkarttım. Bunların üçünü bir kaldıracağım arkadaşlar. Dördüncü şekeri bunlarla atmıyorum. Çünkü takkalı bir tane boskili getirmiştim, biliyorsunuz Cano yavrusu. Evet. O cana yavrusu kırçıllı olan şekeriyle eş aldı. Onu onunla birlikte uçuracağım. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, şekerler sertleştirmeye başladılar. Yani şimdi pazar kuşu çekiyorum ama bunları da uçuruyoruz yani arkadaşlar. Bunları da söküyoruz. Pazar kuşu ile ilgili de arkadaşlar Instagram'dan mesaj atıp soranlar var, abi satacak mısınız diye. Hani kuşu müzeye kaldıracak değilim arkadaşlar. Ama şu anda yol ücretleri falan da çok gereksiz arttı. Antalya'da bir tane aracımız var arkadaşlar. Şu anda İstanbul'a 250 TL para istiyor. Şimdi buradan Seri'ye git gel. Araç yakıyor zaten 70-80 lira. 40 lira da Antalya'ya, buradan Antalya Otogar'a gönderirken veriyoruz. Yani 250, 350, 370 lira net. Bu İstanbul için geçerli. Doğuya iyice fiyatları da attırıyorlar. Minimum 350 lira yol ücreti tutuyor arkadaşlar. O yüzden şimdi örnek veriyorum, pazar kuşunda kaça satacaksın da kaç para yol ücreti olacak, anladın mı? Adam benden 5000 liraya kuş istiyor. Ona bile 300-350 lira yol ücreti dediğimiz zaman sıkıntı oluyor haliyle ister istemez. Kuşlar iyice yükseldi sevgili dostlar. Bayağı yüksekteler. Bu üçünü bir atıyorum, ekuri gibi hepsi birbirine denk. Hepsi yukarı doğru dövünüyorlar. Yani taklayı atıyor, yükseliyor, atıyor, yükseliyor. Dövündükçe yükseliyorlar. Benim istediğim böyle birbirine denk kuşları böyle havaya atmak arkadaşlar. Zaten Hüseyin abi de geçen geldiğinde o ikili denk at dedi de ben üçlü atmadan yanayım şu anda. Bunların üçü birbirine bayağı denkler çünkü. Böyle havada çalışıp dövünmeleri lazım. Ben şimdi şekerleri bir ayrı, boskilleri bir ayrı. Şimdi kuşlar çok toplu uçtuğunda bunu daha önce size anlatmıştım arkadaşlar. Hepsi havada birbirini yakalayacağım diye kovalamaya başlıyor. İlk yavru etaplarında sıkıntı yok. Bu nefeslenene kadar 15 gün, 20 gün sıkıntı yok ama bu taklayı döndükten sonra yani yavaş yavaş, mesela biri hızlı dönüyor, biri geç dönüyor, biri dövünüyor. O zaman da 8 tane, 10 tane uçurmaya devam ederseniz kuşların işte ayarını bozarsınız arkadaşlar. Bana göre yani, benim şeyim o. Kuşlar böyle sertleşmeye başladıktan sonra, gökyüzüne doğru dövünmeye başladıktan sonra 8-8-10-10 uçurmanızın taraftarı değilim. Çünkü bomboş, dümdüz uçmaya kendini adapte ediyor. Sökülecek kuş da sökülmüyor. Benim görüşüm bu yönde. Ha yok abi, biz 10 tane 10 tane uçuruyoruz, 10 tane 10 tane söküyoruz diyen olabilir ama kendi kendine bence eziyet ediyordur. Bakın şimdi her biri ayrı ayrı dövünüyor havada. Bunlar birbirine denkler. Yani o onu yakalayayım, o onu yakalayayım diye değil de biri dövünüyor, biri dövünüyor. Bu kuşların avantajı ve dezavantajları var arkadaşlar. Avantajı hani bildiğimiz kuşlar olması,
Dezavantajı da kuşların hepsinin eki olması arkadaşlar. Hava da bayağı soğukmuş. Tişörtle geldim sabah köründe. Kamera da yakın. Güneş gözüme vuruyor. Şimdi kuşlar bildiğimiz kuşlar. Kendi Gökhan abinin yavruları arkadaşlar. Ama dediğim gibi dezavantajı çok eki olması. Yani bu kuşları yavruluğunda deli zamanında açıp sökmek daha kolay olurdu. Bana da nedense hep böyle eke kuşlar denk geliyor arkadaşlar. Ben kendi mirolarımı da sökerken biliyorsunuz diğer tarafta bayağı bir ekelerle uğraşmıştım. Aslında iyi de sefere başlatmıştım ama hem orada hem burada sürekli mirolarda bir Gökdoğan şeyine uğradım arkadaşlar. Rengi koyu olduğu için ilk hedef oluyor. Burada aynalının belini kırdı, diğer yavruyu aldı gitti, öteki dişiye vurdu. Ondan sonra öteki tarafta erkeğin birini aldı, birini ortadan ikiye böldü. Yani çok miro izletmek istedim ama size burada hep Gökdoğan'ın azizliğine uğradık. Geçen sene şekerlerde de bir tanesini aldı. Boz yavru düşürüyorduk. Bozun birini aldı. Gene Miro aldı. Aynalı Miro'yu aylar sonra arsaya getireyim dedim. Ona iki defa vurdu biliyorsunuz. Sürekli sıkıntı oldu yani. O yüzden gene ekelere kaldık. Benim yavrular da geçen sene kışa doğru mu almıştım? Mart'a doğru mu almıştım? Nisan'a mı doğru mu? Yani benim kendi yavrularım da ekeleşti. Örnek veriyorum, Miro ile Şeker'in yavrusu ekeleşmiş dev gibi. Dişilere zaten erkekler sürekli biniyor. Ama yapacak bir şey yok. Bu bahane değil arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Kuşçunun bahanesi bitmez. Ha bu ne biliyor musunuz? Bu işinizi zorlaştırır sadece. Hani diyorum ya arkadaşlar, her zaman diyorum. Ağaç yaşken eğilir. Mesela bir çocuğu da küçükken eğitirsiniz. Çünkü hani zihin boş. Verdiğiniz bilgileri alıyor. Oyun kuşu da yavruyken yani pratik oluyor. Yavruyken eğitmesi daha iyi oluyor. Böyle erkek kuşun biraz huyu değişir, hamlaşır. Uyuzluğu kafaya bir koyarsa, örnek veriyorum. Şimdi yavruyken eğitmediniz, kaldırdınız rastgele. Şimdi hiç şey yapmıyorsunuz. Kaldırdınız çatıya attı, kaldırdınız çatıya attı. Sonra ekeleşti, ulan dur ben şunu bir eğiteyim dediğinizde o kuşu hedefe bastırmanız var ya, ölüm. Çok büyük kuşçular genelde zaten arkadaşlar, böyle YouTube'dan falan dinlediyseniz, hani çatıya atan kuşu adam direkt ayırıyor yani. Hani kendi yavrusu da olsa çatıya atıyorsa diğer yavrularına, örnek veriyorum adam 6 yavru uçuruyor. Diğer 5 yavrunun kaliteli bir uçum sergilemesi için adam hemen oyunu ayırıyor. Bir an basıyor makası, atıyor kenara. Ya da uçumdan çekiyor. Genelde bazılarında da şöyle bir isyan vardır. Ulan bir tane kuş aldık, çatı çatı gezdi. Çatı çatı gezdi, tuttu bizim kuşları da çatıya alıştırdı. Tu Allah belasını versin böyle kuşun. Kendi kuşlarımızda bozduk diye insanlar genelde isyana girebiliyorlar o yüzden. Çok dikkatli olmak lazım. Dün de kandildi arkadaşlar. Dün de şeyin başı. Kandil. Oruç tutayım dedim akşama var ya. Bir baş ağrısı çöktü. Eleme ayağıma dolandı. Bayağı aç kalmamaya.
vücut şeyini kaybetmiş, direncini kaybetmiş yani aç kalan mı? Artık şeker mi başladı, tansiyon mu? Ben kendim 106-107 kiloyum arkadaşlar. Yaşımız genç olsa da kilo fazla olunca 118'dim. 106'ya, hatta 103'e düşmüştüm de 106'ya tekrar geri çıktım ama şu anda durdurdum o çıkmayı. 30'a girdik. 30 yaşında da olsanız kilonuza falan dikkat edin. Biliyorsunuz kilo hastalıkların başı arkadaşlar. Kamerayı da böyle sürekli yakında çekiyorum. İnşallah sizi bak çatıya yönleniyor. Bak. Şerefsize bak. Şimdi bunu ıslık çalıp eğer engellemezseniz arkadaşlar örnekliyorum çatıya atmasını. Şimdi havada iki tane var ya, onlar da onunla birlikte şeye gider. Çatıya iner yani. Hani benim kuşum çatıya atmaz. Benim kuşum şöyle yapmaz. Genelde böyle bir de çok iddialı konuşmalar oluyor. Şu anda kuşları zorlamıyoruz. Bak elimizde sopa yok. Duba yok, bir şey yok. Kuşları zorlamıyoruz. Normal kendi rutin şeyinde uçuyorlar. Ama o çatıya atma şeyine müsaade etmeyin böyle. Islık falan çalırsanız. Çünkü havadaki diğer ikisini de indirir. Sonra en ufak bir zorlamanızda gene gider falan filan, öyle huyu suyu bozulur gider kuşun. Gökhan abi de bazen büyük konuşuyor. Kuşta çok büyük konuşmamak lazım arkadaşlar. Mesela bu kuş boş inmez dedik. Örnek veriyorum, geçen şeye pazar kuşuna diyoruz diyor. Mesela bu inmez. İniyor arkadaşlar. Çünkü o kuşu tanımıyoruz. Yabancı bir kuş. Ne yapacağı belli değil. Hayvanın zaten uçuş stili biraz tehlikeli. Sürekli hızlı hızlı gelip dalıyor. Güzel uçtular. Ne diyorsunuz? Güzel de çalıştılar. Şimdi diğer bir tane çekeri dediğim gibi. Düz yavru boskilli, tepeli boskilli, onu kaldıracağım. Tepeli boskilli de 2 yaşında. Bayağı büyük. Onu geçen sene taklayı döndürmüştüm. İnerken kalkarken atıyordu. Bırakmış şimdi atmayı. Sadece nefeslendireceğim. Nefeslendirdikten sonra bakacağız. Çünkü aslında çatıda yavru alacaktım. Canonun pek fazla şeyi yok bende, biliyorsunuz. Öz yavrusu yok. Bunlar da kıymetli soylar. Bir dişi vardı, onu getirdim. Şampiyonun olan dişisini geriye. Ondan bir tane yavru aldım işte. O buradaki küçük boskilli, o şampiyonun olan dişisiyle benim şekeri erkekten. Bir yavrusu da buradaki takkalı işte. Takkalı öz. Canan'ın kendi oğluyla kendinden olan bir eşlemeden. Bunu burada bir uçuralım. Bir görelim. En azından ben şeyi çok merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir kuşu eşe atacağız ama örnek veriyorum, ben düz şekeriyi uçurdum biliyorsunuz. Çok eski takipçilerimiz biliyor. Hayvan çok güzel, bana göre güzel oynadı yani. Gökhan abi de o zaman çok beğendi. 4, 5, bazen 6, 7 gidiyordu kuş. Biz onu Bülent abi, Gökhan abi iddiaya girdiğimizde uçurmuştuk kuş. Kuşun videoları zaten hani aktif yüklenen Instagram'a falan videolarını hiç videolarda da yazdım zaten.
Hep Temmuz arkadaşlar. Kış çok Temmuz'a kaldı. Antalya'nın da Temmuz'u bir şeye benzemez yani arkadaşlar. Çok sıcak ve nemli. Bu Akdeniz bölgesinde yaşayanlar bilir. Felaket bir sıcağı var. Kuş o havada uçtu. Aynalı'nın sonunu çok merak ediyordum. O da güzel sefere gelip gidiyordu biliyorsunuz. Belki onların videolarından böyle derleme yapabilirim. Bir araya bir derleme olabilir. Onu bir de yavruya kusturduktan sonra hani tekrar getirdim. Bir de öyle görelim dedim. Çünkü takla sayısı hani 3, 2, 3. Hani 4 atıyordu ama mesela her geldiğinde 4 çevirmiyordu hayvan. Genelde 3 çeviriyordu. Belki yavruya kustuktan sonra 4, 5 yapacaktı ama. Gökdoğan belini kırıp şuradaki suya düşürmüştü. Onun da videosunu çekmiştik hatırlıyorsunuz. Gökhan abi suyun içinden hayvanı çıkartmıştı. Onu çıkarttık. Bir gün sonra mı almıştı? Videoları izleyenler bilir. Bir gün sonra da bir tane daha şekeri vardı. Miro vardı, ona aldı zaten. Birkaç gün arayla da bozu aldı. Sonra şekeri aldı. Bundan sonra zaten mana sezonu kapattırmıştı. Allah'a çok şükür. Bu ara yok. Şimdi bazı arkadaşlar bunların altına abi neden kuş sermiyorsun diye merak edebilir. Arkadaşlar ben hayvanların son şeye kadar böyle nefeslerini açmasını istiyorum. Şimdi serersem inmeye gelecekler. Ona da gerek yok yani, nefeslensinler, hava çok güzel. Bülent abi de yok, Gökhan abi de yok. Fırsat bu fırsat. Kuşları nefeslendireyim bugün. Ayın kaçı? Ay görünmüyor ya. Günlerden ne bugün? 12 Ocak Cuma'ymış. Bu videoyu size mobil veriden yüklerim. Bugün izlersiniz. Evin interneti çok kötü ya. Ayarları bir bozuldu. Düzeltemediler de. Bir video 10 saat, 15 saat sürüyor. Hava da esiyormuş. Keşke mont falan getirseymişim. Yanlış yapmışım. Tatlı bir rüzgar adamın ciğerine vuruyor. Güneş var ama. Evet. Gördüğünüz gibi. Yani sürekli pazar kuşuyla video döndürmek istemiyorum tabii ki. Evet. Kuşlar altlarını doldurmaya başlamışlar. Şimdi sefere başlasalar size her gün çek şekeri. Şöyle başladı, böyle başladı falan diye. Kuşlar geldi, yerine indi. Gayet başarılıydı arkadaşlar. Kuşların da kanadına sağlık. Baştan sona güzel bir performans sergiledik. Şimdi şu iki şekeri kardeş, aradaki değil. Bunlar anneden kardeş. Babaları farklı. Haydi çocuklar. Arkadaşlar, hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Birazdan yeni bir video çekeceğim.